Tekrar bir sırtımıza geri yaslanalım. Sandalyemize iyice yerleşelim. Böyle zorlu dönemlerden geçerken bazen o kadar fazla hızlanıyor, o kadar dağılıyor gibi hissediyoruz ki kendimizi. Arada bir durup şöyle bir bedenimizi tekrar derlemek, toplamak, bir böyle sınırlarımızı fark etmek, kendimize dönmek için desteğe ihtiyacımız oluyor. Bazen bunu birine sarılarak yapıyoruz. Bazen belki bir battaniyenin altında o battaniyenin ağırlığını hissederek yapıyoruz. Ama gün içinde de bazen kendi başımıza kalıyoruz ve bir toparlanmaya ve bir kendi stabilizasyonumuzu, topraklanmamızı, bedenimizde gücümüzü hissetmeye ihtiyaç duyuyoruz. O aktif halden daha dingin hale geçebilmemizi de sağlayacak oluyor böyle değişimler. Bunu kendi kendimize nasıl yapabiliriz? Bunun için küçük bir egzersiz paylaşıyorum. Gene oturduğumuz yerde çalışırken es verdik. Bir an için durup kendimizi dinliyoruz. Ve yavaş yavaş belki böyle iki elimizi iki omuzumuza koyup böyle bir ellerimizin ağırlığını hissetmek. Sadece ağırlığı hissetmek. Ne getiriyor? Sonra yavaş yavaş böyle sanki hafif sıkışlar. Herkes kendi basısını kendi ayarlayabilir. Ben çok sıkı sıkı sıkmayı seviyorum. Kimisi daha yavaş yapabilir. Sonra dirseklere geldiğimde bir durabilirim. Bir dirsekleri tutmak ne getiriyor? Böyle derin nefeslerle rahatlamalar geliyor olabilir. Bazen zorlanıyor olabilirim. Zorlanıyorsam biraz etrafa bakmak, değişik objeler, değişik renkler görmek yardımcı olabilir. Sonra ön kollarımı sıkıyorum. Farklı açılarla olabilir. Sonra el bileklerimi tuttuğum yerde biraz böyle bekleyebilirim. Sonra ellerimi birbirine şöyle kavuşturup, belki parmaklarımı tek tek böyle sanki orada yoğun olan şeyleri atıyormuşum gibi sık bırak. Burada istediğim kadar da kalabilirim. Belki iyi geliyorsa birkaç nefes bir parmakta da kalabilirim. Ya da bunu sadece bir imge olarak sıkıp atıyorum. Sıkıp atıyorum. Sıkıp atıyorum. Ve sonra bakıyorum, demleniyorum. Ne oldu, ne değişti? Biraz önce ilk başlarken durduğumla, sıktıktan sonra durduğum arasında bir fark var mı? Sonra bu sıkmayı belki boynuma, boyun kaslarımız, hem göz kaslarımız çok yorulduğunda, hem de bazen oryantasyonumuzu şaşırdığımızda neye koşacağım, neye yetişeceğim, neye bakacağım, kaybettiğimizde bu boyun kasları da çok yoruluyor. Yavaş yavaş belki böyle minik minik bir elle sıkmak, sonra diğer elle, çünkü açısı farklı, bir taraf rahatlıyor, öbür taraf rahatlıyor. Aynı şekilde dirseğimi tutup buradaki kasları bir minik minik sıkmak. Tekrar. Ve tekrar bir durup dinlenmek. Ne oldu buraları? Sıktıktan, kollarım, boynumu sıktıktan sonra ne değişti? Bende güzel derin rahatlama nefesleri geliyor bunu yaptıktan sonra. Ve sonra böyle gövdemin iki yanından minik minik gene sanki ellerimle kendimi sıkıştırıyormuşum gibi sık bırak, sık bırak. İki yandan ittir, bırak, ittir, bırak. Ve sonra aşağı doğru böyle
buradaki kemiklere elimi koyup belki şöyle bir öne doğru bastırarak hem aşağı hem öne, böyle hem masaj yapıyorum gibi hem de aşağı doğru bir ağırlığımı yerleştiriyorum gibi. Bunu yaptıktan sonra da, gövdede çalıştıktan sonra da duruyorum, ne oldu bakıyorum. Son olarak bacakları böyle ellerimi iki yandan ittirip bacaklarımı dışa doğru açıyorum. Ellerimi iki yandan ittirip bacaklarımı dışa. Ve durup bakıyorum ne oluyor. Birkaç kere yapabilirim bunu. İyice ne ittiriyorum. Kas gücümü de fark ediyorum. Evet. Ve gene dinleniyorum. Ne değişti? Bir sıcak bastı beni. Bir bacaklarımda bir titreme oldu bir an için. Bunlar çok normal. Aynısını tersini de yapabilirim. Bacaklarımı içinden ittiririm, bacaklarımı içe kapamaya çalışırım. İçeriden ittiririm, kapamaya çalışırım. İttiririm. Ve ne oluyor bakıyorum. Ve içeride ne olduğunu dinlerken fazla gelirse duyumsamalar, arada bir es verip iç bakışa, dışarı dönüp etrafa, renkleri, objeleri, hoşuma giden bir nesneye, bir fotoğraf belki görebilirim. Sonra geri gelip ne değişti ona bakabilirim. Ve bir rahatlama varsa o rahatlamaya izin verip belki birkaç nefes orada dinlenip ondan sonra işime devam edebilirim.